Merhaba sevgili tarihseverler. Bugün sizlerle dünyada kurulan ilk kent yerleşkesini geziyoruz. Çatalhöyük. Çatalhöyük, Konya'nın Çurma ilçesine bağlı Küçükköy beldesinde bulunuyor. Burası tam 9400 yıl önce Neolitik insanlar tarafından kurulmuş ilk kent, dünyada bilinen ilk kent. Çatalhöyük kazı alanında ilk çalışmalar 1958 yılında bölgeyi İngiliz arkeolog James Mellart'ın keşfiyle başlıyor. James Mellart ve iki arkadaşı buradaki Doğu ve Batı höyüğünü gezerlerken bu höyüğün, Doğu höyüğünün aşağısında arkadaşları, yukarısında kendisi ortada buluşuyorlar ve diyorlar ki burası Neolitik döneme ait bir yerleşim birimi. Oldukça heyecanlanıyorlar çünkü o zamana kadar Neolitik döneme ait bu kadar büyük bir yerleşim biriminin keşfi gerçekleşmemiş. Büyük bir şey keşfeden bu üç arkadaş James Mellart önderliğinde 1961 yılında kazı çalışmalarına başlıyorlar. İlk 4 yıl sadece %4'ünü çıkarabiliyor olsalar dahi oldukça heyecanlandırıcı, dünya tarihini değiştirecek sonuçlara ulaşıyorlar. Çatalhöyük, dünyada bilinen ilk kent yerleşkesi. O dönemde, yani Neolitik dönem dediğimiz, bizim Cilalı Taş Devri diye çevirebileceğimiz tarih öncesi dönemde henüz çevre uygarlıklar daha küçük birer köy yapılanması gösterirlerken Çatalhöyük'te neredeyse 10 bin kişinin yaşadığı büyük bir kent yerleşkesi ortaya çıkmış. Bu dünyanın ilkidir arkadaşlar. Bu anlamda çok önemli bir yerdeyiz bugün. Şu an Çatalhöyük kazı alanında bulunan en büyük binanın yanındayız. Bina 132, B132 koduyla isimlendirilmiş arkeologlar tarafından. Burası yüz ölçümü bakımından en büyük bina. Binanın sol duvarının ne kadar kalın olduğunu görüyorsunuz. Burada evler birbirine bitişik yapılmış. Sokak araları yok. İlk başlarda varmış ancak nüfusun artmasıyla birlikte sokakları da ev olarak veya birer oda olarak değerlendirmişler. Bu yüzden duvarlar birbirine bitişik. Bu binanın tabanında çok büyük delikler var. Tabii ilk önce arkeologlar keşfettiğinde burada yetişkin bir erkek cesedi bulunmuş. Hocker dediğimiz, yani elleri ve ayakları karnına çekik bir şekilde özenle gömülmüş. Yani bu bir ölü gömme ritüeli. Buradan çıkan erkek cesedi tabii ki kaldırılıp müzeye yerleştirilmiş. Çatalhöyük insanı ölülerini kendi yaşadığı evin tabanına üzerine bir platform örterek gömüyor. Bu şekilde bir ölü gömme adetleri var. Bunun büyük olasılıkla ataya olan saygıdan kaynaklandığı belirtiliyor. Burada görmüş olduğunuz S610 koduyla verilen yer, buranın, bu bölgenin çöplüğü. Tabii ki bu kadar büyük bir kentin nasıl bu kadar küçük bir çöplüğü olur derseniz, o dönemde insanlar çok fazla çöp çıkarmıyorlar. Ve bu çöplüğün bakın katman katman olduğunu görebileceksiniz. Bu hali alması tam 200 yıl sürmüş. Şu an Çatalhöyük'ün kuzey kazı alanındayız. Buradaki evler tam 8800 yıl öncesinden kalma. Evlerin duvarlarının birbirine bitişik olduğunu görebiliyoruz. Evlerin tabanlarında mezarlar olduğunu görebiliyoruz. Duvarlarında duvar işlemeleri, süslemeler olduğunu görebiliyoruz. Bunun yanı sıra fırınlar, ocaklar. Bir de çok ilginçtir ki kestikleri boğaların başlarını aşı boyasıyla boyayarak duvarlara yerleştirdiklerini görüyoruz birer hayvan kabartması olarak. Çatalhöyük'ün bir Neolitik yerleşim merkezi olduğunu söyledik. Peki Neolitik dönemin özelliklerini verelim dilerseniz. Neolitik dönemde insanlar tarımla birlikte yerleşik hayata geçiyorlar ve büyük bir devrim yaşanıyor. Buna Neolitik devrim veya Neolitik dönüşüm denebilir. Çatalhöyük'te 1965'ten 1993'e kadar kazılar yapılmıyor. Uzunca bir süre, sebebini bilmiyoruz. 1993 yılında James Mellart'ın öğrencisi olan yine İngiliz arkeolog Ian Hodder tarafından 1993 yılında yeniden kazı çalışmalarına başlanıyor. Burası Çatalhöyük'ün ana kazı alanı, Doğu Höyük denilen. Burada görmüş olduğunuz ana merkezden 3 metre kadar ana tabana iniliyor. Daha sonrasında 21 metrelik bu yükseklikte tam 18 yaşam katmanı tespit ediliyor. Duvarları birbirine bitişik, sokağı olmayan evler.
evlere damlarından giriliyor. Damlarına küçük bir pencere bırakılıyor. Hem buradan güneş ışığı giriyor hem de birer tahta merdivenle damlardan evlere giriş çıkış yapılıyor. Bu büyük olasılıkla güvenlik, korunma amaçlı alınmış bir önlem. Çatalhöyük insanı evlerini inşa ettikten belli bir süre sonra evlerin yıprandığını fark ettiğinde yıkıp onun üzerine yenisini inşa ediyor. Bu yüzden tam 18 ayrı yerleşim katmanı tespit edilmiş Çatalhöyük'te. Çatalhöyük'te yapı malzemesi olarak toprak, çamur haline getirip samanla karıştırarak kerpiç dediğimiz malzeme kullanılmış. Kerpiç duvarlar 50 ila 80 santim kalınlığında birbirine bitişik ev duvarları üzerlerine tavan örtülmek suretiyle. Evlerin dış duvarları çamurla sıvanırken iç duvarları ışığı daha iyi alması için beyaz badanayla sıvanmış. Çatalhöyük'teki evlerin duvarlarına günlük ritüelleri anlatan veya eğer tapınaksa da tapınma ritüellerini anlatan bir takım duvar boyasıyla resimler çizilmiş. Özellikle kırmızı, mavi, yeşil gibi aşı boyasıyla. Bu resimler 2017'ye kadar burada korunmuş ancak zamanla yıprandığı görülünce özenle kaldırılıp Konya Müzesi'ne taşınmış ve eserlerin de yıkılmaması için bu şekilde kum çuvallarıyla yığma önlemi alınmış. Çatalhöyük'te ortalama evlerin büyüklüğü birbirine benziyor. Bir evin ömrü ortalama 80 yıl. Bir evin defalarca kere sıvandığı görülmüş. Bu da evin tamirat gördüğünü, daha dayanıklı olması için birkaç kere üst üste sıvandığını gösteriyor. Burada en ilgi çekici buluntu, daha henüz ne olduğu ispatlanamamış bir duvar resmi. Melart zamanında kendisi bu duvar resmini Hasan Dağı'nın aktif yanardağ olduğu dönemde patlama anı olarak yorumlamış. Ancak daha sonrası öğrencisi İnhodr'ın döneminde bunun bir leopar postu görüntüsü olduğu söylenmiş. Buradan hareketle Anadolu'da acaba leopar yaşıyor muydu fikri ortaya atılmış. Ancak hiçbir leopar kemiğine rastlanmamış olması bunu akıllardan hemen çıkartmış. Çatalhöyük Kazı Merkezi'nin girişinde Neolitik dönem insanının yaşam tarzını daha iyi anlayabilmeniz için model evler yapılmış. Şimdi bu model evleri birlikte gezeceğiz. Bunun yanı sıra ziyaretçi merkezinin hemen yanında da burada sıkça rastlanan ana tanrıça heykellerinden bir tanesi tasvir edilmiş. Biliyorsunuz Anadolu'da ana tanrıça heykellerine çokça rastlanıyor ve hepsinde var olan ortak figür şu: kadının doğurganlığına ve bereketine atıfta bulunmak için oldukça kilolu kadınlar tasvir edilmiş ana tanrıçalar. Şu an Çatalhöyük'te bir model evin içerisindeyiz. Evler bu şekilde Neolitik insanlar tarafından inşa ediliyor. Tavanında küçükçe bir delik bulunuyor. Buradan tahta merdivenlerle insanlar giriş çıkışı sağlıyorlar. Yapılan sekiler oturma ve yatma alanları. Burada görmüş olduğunuz seki bir depolama alanı. Buraya buğdaylarını depoluyorlar ve altına açmış oldukları deliklerden de bu buğdaylara istedikleri zaman kolaylıkla ulaşabiliyorlar. Yine burada yemeklerini pişirdikleri bir ocak alanı da mevcut. Öte yandan hemen bu alana baktığımız zaman duvarlarda özellikle sıkça rastladığımız öldürülen, avlanmış bir boğanın kafasının kesilerek duvara monte edildiğini görüyoruz. Bir başka önemli durum da yine burada bir mezar alanının olması. Çatalhöyük insanı tıpkı burada gördüğünüz gibi ölü gömme ritüellerini duvarlara kırmızı aşı boyasıyla yırtıcı hayvanları temel alarak bu şekilde resimlendirmiş. Hemen aşağısında da bir platformla üstü örtülen ölünün mezar alanını görmek mümkün. Mezarlar genellikle hocker pozisyonunda ölülerin gömülmesi şeklinde. Şöyle ki Melart aslında ikincil gömme adetinden bahsediyor. Şöyle bir ölünün dışarıda yırtıcı hayvanlar tarafından etlerinin tamamen parçalanıp çürümesi, kemiklerinin daha sonra buraya bu şekilde defnedildiğini söylüyor. Ancak daha sonra öğrencisi Hodder tarafından hayır, doğrudan ölü buraya birinci ölü gömme, yani doğrudan buraya defnediliyordu ve dediğim gibi elleri ve dizleri karnına çekik, hocker dediğimiz pozisyonda. Çatalhöyük insanı totemizm dediğimiz doğa varlıklarına tapınma diye tanımlayabileceğimiz bir çok tanrı inanışa sahip. Burada ölü gömme adetlerinden de anlaşılıyor ki bir ahiret inancına sahipler. Kadınlar çeşitli takılarla birlikte gömülürken erkekler çeşitli silahlarla birlikte gömülüyor. Bu arada
Çatalhöyük insanın ırkı da araştırılmış antropologlar tarafından, bir Akdeniz ırkı olduğu tespit edilmiş. Kadınlar ortalama 1.50 boyunda, erkekler ise ortalama 1.65-1.75 boylarında ve genelde çıkarılan 400 mezarda ortalama ölüm yaşının veya yaş ortalamasının 40 olduğu, 40'ın üzerinde çok fazla insanın yaşamadığı tespit edilmiş. Çatalhöyük insanın temel geçim kaynağı tarım. Tahıl, arpa, buğday, bezelye gibi ürünler üretiyorlar. Bunun dışında ürettiklerinin fazlasını ticaretle satıyorlar. Özellikle Kapadokya bölgesine elde ettikleri obsidyen dediğimiz volkan camından bir takım aletler yapıyorlar ve bunu ticaret malı olarak satıyorlar. Bunun yanı sıra hayvancılık. Biliyorsunuz Neolitik dönemde ilk defa hayvanların evcilleştirildiğini de biliyoruz. İlk evcilleştirilen hayvan Neolitik dönemde Çatalhöyük'te de köpek. Bunun yanı sıra koyun, keçi ve sığır da evcilleştirilmiş. Gördüğünüz üzere duvarlarda sığırların avlanmasına dair bir takım ritüeller duvar resimlerine yansıtılmış. Çatalhöyük'te bulunan en ilginç kalıntılardan bir tanesi başsız iskeletler veyahut da fazladan kucağına bir baş oturtulmuş kadın iskeletleri. Bunun anlamı oldukça fazla araştırılmış ve Türklerden de tanıdık bir geleneğe rastlanmış. Atalar kültü. Atalar kültü şöyle demek, bir evde ölen atanın hemen o evin altına gömülmesinin nedeni de bu, ruhunun evin diğer bireylerini koruduğuna ve olayları yönlendirdiğine inanıyorlar. Bu maksatla bazen ölen atanın kafasını bedeninden ayırıp daha sonra sevdiği kişinin bedeninin kucağına konularak o şekilde de defnedilmiş olacağı veyahut da atanın kafasının yine bedeninden ayrılarak tapınaklarda aşı boyasıyla yüzünün boyanıp canlandırılıp tekrar tapınma ritüelinde kullanılması söz konusu. Gelelim Çatalhöyük'e neden bu isim verildiğine. Görmüş olduğunuz iki tepe var. Birisi Doğu Höyüğü, birisi Batı Höyüğü. Tam bu iki tepenin birleştiği yer çatala benzediği için bu isim verilmiş. Çatalhöyük Neolitik kenti 2009 yılında UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası geçici listesine alınıyor. Daha sonra 2012 yılında UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası asli listesinde Çatalhöyük kenti yerini alıyor. Mutlaka sizler de bu insanlığın merkezi olan Çatalhöyük Neolitik kentini gelip görmelisiniz.